Merhaba arkadaşlar, iyi geceler herkese. Bugün yine geciktirdim videoyu. Bir baş ağrısı nedeniyle oldu bu. Birkaç gündür güne baş ağrısıyla uyanıyorum. Sanırım hareketsizlik, yani biraz daha hareket etmem lazım. Süpürgeyi bile robot aldık. Hani günümüz insanından bahsediyorum. Neyse ki kafa da bir enerji harcıyor da hani bütün yediğimiz içtiğimiz kar olmuyor yanımıza. Bugün gündemde tabii ya dünyanın her yerinde bu virüsün mutasyon geçirmesi var. Yani burada nereye bakacağız? Dünya Sağlık Örgütü ne dedi? Şu anda ona bakacağız yani. Bütün açıklamaları doğru olmadı bu süreçte Dünya Sağlık Örgütü'nün ama hatırlıyorsunuz ilk başta hani maske işe yaramaz bu virüste falan demişlerdi. Ve süreci iyi yönetememişlerdi. Yani böyle bir şey hazır olmadıklarını görmüştük. Hollywood Dünya Sağlık Örgütü'nden daha hazır yani o konuya. <laughs> Önceden bununla ilgili filmler falan çekmişler yani. Ya da ne bileyim Alman Meclisi mesela bu konuyu vakti zamanda görüşmüş. Yani birebir böyle şeyler olabileceğini öngörmüş yani Alman Meclisi. Bunu zaten görmüşsünüzdür. Yani görmeyen varsa yazın. Alman Meclisi pandemi önceden bildi falan yazsanız çıkar Google'a. Google çok çakal. Her şeyi bir şekilde anlayabiliyor. Ya Dünya Sağlık Örgütü diyor ki aşı bu mutasyonu da kapsıyor. Yani virüsün mutasyon geçirmesi aşıyı bağlamaz diyor. E zaten önemli olan bu. Ha şu an daha hızlı yayılıyor bu mutasyon geçirmiş hali falan. Ama zaten evdeyiz yani. Buna karşı yapılacak şey belli. Kapanmak. Şey diye anlatmak lazım. Hükümet İslamcı ya. Yani din ne diyor? Kapan diyor. Burada da bilim diyor. Kapan diyor. Yani dini dinlediğin gibi bilimi de dinle ve kapan yani. Bak onu da dinle. Bir şey demiyorum. Ona inanıyorsun. E bunu da dinle kapan. Para yok diyorsun. Anlıyorum. Onda zamanda düşünecektin. Ayranın yok genişmeye her tarafa otoban döşemeyecektin. Osman Gazi Köprüsü, 4. bilmem ne köprüsü, 5. Sultan Selim şeyi. Bunlara gerek yoktu yani. Ya böyle şeylere gerek var ama gerektiğinde var. Şu anda yokmuş yani aslında. Onun için de ben geçen bir şey yazmıştım Twitter'a sonra Instagram'da paylaşmıştım. Onunla ilgili işte birkaç kişiyle yazıştık, bayağı kişiyle yazıştık falan. Türkiye'dekiler bunu anlamadı daha çok. Almanya'dakiler bence hemen anladı. Biri bana sordu dedi ki Şavak abi sence hayat nedir? Ben dedim ki hayat Türk bir adamla evlendiğinde kendi soyadından vazgeçmeyen kadının Alman bir adamdan ayrıldığında Alman eşinin soyadından vazgeçmemesidir. Yani önce kendi soyadından vazgeçmiyor. Soyadı Yılmaz olacak, Salda olacak, Çevik olacak, Çelik olacak, Demir olacak her neyse diye. Diye. Ama Müller olunca, Mayer olunca, Hayne olunca, Roth olunca, Merkel olunca atıyorum insanlar soyadını bırakmıyor. Yani birçok kadın Alman eşinden ayrılsa da Alman işinin soyadını taşımaya devam ediyor. Bunu Angela Merkel de yapıyor bu arada. <laughs> yani Angela Merkel tabi yine Almanla evlendi. Şimdiki eşin adı Zauer galiba. Profesör Zauer. Eski eşinin soyadı Merkel. Onu bırakmadı. ya. ondan ayrıldan Angela Merkel ama eski kocasının soyadını taşıyor. Özel bir sebebi vardır muhtemelen. Düşsene bizde öyle bir şey olduğunu. Evleniyorsun. Eşin şey diyor. Ben diyor eski eşimin soyadını bırakmayacağım diyor. Çıldırır ya bizde erkek. Hele <laughs> başbakan olacak bana. Yani mümkün değil. Tabi adamlar onları aşmışlar yani. Ya bizde de bunu aşmış insanlar var da bu arada. Özellikle son zamanlarda Z kuşağını söylemiyorum. Bizde çok kaliteli bir böyle bir genç bir kuşak var. Böyle şimdi 30'larına falan da ya da daha fazla da olabilir. Zaten hani ben beni ayakta tutan şey bu. Almanya'da bu kadar hani kendimi mutlu hissediyorsam şimdi bazen empati yapıyorum insanlarla mutluyum. Çünkü ben hem Almanya'da yaşıyorum. Almanya'nın güzelliklerinden faydalanıyorum hem de Türkiye'nin güzelliklerinden faydalanıyorum. Türkiye'nin güzelliği ne? Türkiye'de yetişmiş pırıl pırıl genç insanlar. Bu videolar sayesinde onlarla bağ içinde kalabiliyorum. Yani bunu yapamayan mutsuz olabilir bazı konularda. Ya yani benim kadar mutlu olamayabilir. O zaman yapacak bir şey yok. Yani o da bir yolunu bulup. Kolay değil. Zor tabii. Yani kimse kimseyle konuşmuyor. Bir, bir bağ kurması lazım bir şekilde. Onu herkes kendi yapacak. Ya da eski arkadaşlıklarını koruyacak. Ne bileyim. Bilmiyorum yani. Ha onu diyeceğim. Yani bilmiyorum siz anladınız mı söylemek istediğimi. Hayat bu yani. Hayat insanın bir kitapta okumuştum. İnsan içgüdüsel olarak işine geldiğinde düşmanının yanağından makas bile alır. <laughs> i̇nsan böyle bir şey yani. Onu söylemeye çalıştım. Yani hayat hep böyle çıkar ve menfaat üzerine. Yani kendi soyadından vazgeçmiyorsun o an. Karşı taraftaki adam değil mi? Yani bir sabancı olsa sabancı herkesler. Koç olsa değil mi? Yani insan soyadını alır yani. Ali Koç'un karısı herhalde almadı. Ne var Koç yine aldı da eski şey. Gerçi Türkiye'de zaten hani kendi soyadını kullansan bile eşinin soyadını alıyorsun. Burada istiyorsan almıyorsun. Ama ya bu kadar insanlar pragmatik düşünüyor. Çok net yani. Hayatın ben öyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Öyle bir şey olduğunu inanıyorum. Bu arada Avrupa Birliği bizim Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin Biontech'in aşısına onay verdi. Aşılama başlayacak önümüzdeki hafta. Kimse mecbur değil. Yani bir zorunluluk getirmedi Alman hükümeti. Almanya'da yaşayan insanlara aşı olması hususunda. Ama tabii işte daha sonra aşı karnem var mı? Uçağa bineceğim mi? Falan filan. Insan İnsanlar böyle şeylerden korkuyor. Endişeleniyor. Yapılan bir araştırmaya göre Almanya'da yaşayan insanların %48'i hemen anında aşı olmaya hazır. %30 kadarı kararsız, %20'si de ben aşı olmayacağım diyor. Tabi zamanla göreceğiz bu süreç nasıl olacak. Ücretsiz olacak Almanya'da aşı. Yani hastalık sigortalarından bağımsız olarak. Hani normalde zaten her şey ücretsiz burada ama sigortan ödüyor senin. İşte AOK'san AOK, teknik kasadaysan teknik kaza. benim gibi sanatçı sigortasındaysan, künsel sosyal kasadaysan KSK ama bunlar ödemeyecek. Almanya'da yaşayan her insana devlet aşısının parasını ödeyeceğini söyledi. Mecbur değil, ücretsiz yakında başlıyor. Tabi burada herkesin bir aşı karnesi var. Böyle sarı bir karne. Oraya şimdi Covid-19'u da ekleyeceğiz. Bu arada aşı %95'e kadar etkiliymiş yani. Bugün bayağı bir bilimsel makale okudum bununla ilgili. Bu arada İngilizceleri ya da başka dillerden de çok iyi çeviriler oluyor Translate'de, Google Translate'le. Yani yabancı dil bilmeme meselesi konuşmak dışında söylüyorum. Hani okumaksa gerçekten inanılmaz bir çağ atladı yani. Research Gate vardır mesela. Oradaki makalelerin tabii çoğu İngilizce. Oradaki herhangi bir makaleyi alıp Translate'den çevirip bayağı okuyorsun, anlıyorsun yani. Bu arada Research kurucusu benim arkadaşım ya. Yani öyle durumu çok iyi olmayan Yahudi bir kadındı yani. Onunla tanışma hikayemizi anlatayım. Frankfurt Havalimanı'ndayız. Mannheim'a bir düğüne gittim. O zaman radyoda yaptığım programın sponsorları. Düğün yapıyorlar, beni de davet ediler, gittim. Dönüşte Frankfurt Havalimanı'nda uçak bekliyorum. Lufthansa'nın Frankfurt Berlin tarifeli uçağı. 1 Kasım ve istiyorum ki 7 Haziran seçimlerindeki gibi yani bu AK Parti bir hani dersini alsın. Çıldırıyorum şarjım bitti şarjım yok. Çıldırıyorum ya ne olacak ne bitecek seçimi merak ediyorum. Uçağa bineceğim zaten bir saat yok hani haber. Türkçe kaynak bulamıyorum. Türk yok ve bir çırpınıyorum. Şarj ayeti arıyorum falan. Baktım yanımda bir kadın var. Ya yani çok daha az kişi vardı kış zaten. Yani pek öyle bir kalabalık yoktu öyle hatırlıyorum. Şarj ayetiniz var mı dedim. Açtı bavulunu küçük el bavulu vardı. Şarj ayetini verdi. Şarj ayeti karman çorman. Yani böyle kablolar birbirine karışmış düğümlenmiş adeta. Neyse çok teşekkür ederim dedim gittim şey pek nedir dedi sizi bu kadar hani telefona neden yani biraz da şey gibi söyledi. İnsanlar artık telefonsuz yapamıyor. Ya hayır dedim ülkemizde seçim oluyor ve ben merakla onun sonuçlarını takip ediyorum. Aa ben de ediyorum dedi. Dedim Türkiye seçimlerini neden sen takip ediyorsun? İlgileniyorum Türkiye dedi. Kadın Yahudiydi. Annesi Alman babası Amerikalı. Yahudi olan babası ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra buraya gelen askerlerdi. Goslarlı mıydı? Frankfurt'a yakın bir yerliydi yani. Sonra onunla görüştük. Baya işte arkadaş olduk. Mario Rispo konser bileti vermiştim ona. Orada da kısa gördüm. Yani oraya davet ettim ama ben o gün şey şey yapıyordum yani çalışıyordum konuk ağırlıyordum biz etkinliği düzenliyorduk çünkü. Onu oraya da davet etmiştim. Mario Rispo. Mario Rispo'ydu değil mi? Aynen. İtalyan ama Türkçe şarkılar söylüyor. YouTube'a yazın yani. Çok tatlı bir adamdır. Burada şeyde olmuştu. Tipi. inanılmaz güzel bir kabere salondur. Kanser çok yakın. Şey Merkel'in ofisine çok yakın. Oraya da gelmiştik. Kısa görüşmüştük falan. Sonra işte arada konuşuyoruz. Yazışıyoruz falan. O Türkiye ile ilgili bir şey soruyor. Ben işte startuplarla ilgili soruyorum. Hatta bir röportaj yapacaktım falan. Bir ortağım var diyordu. Suriyeli diyordu. Bir şeyler yapıyoruz diyordu. Burada Naturkunden Müzeyum'daydı. Şey Ubanov. Şey metro istasyonu. Sonra şey dedi ne dedim sizin şeyin adı dedim Research Gate dedi. Ben de e, iyi dedim yani adını öğrenmiş oldum sadece yani ne yaptığını bilmiyorum. Sonra bir gün yazdı bana. Ben dedi San Francisco'ya gidiyorum dedi. Kendine iyi bak falan filan çüs dedim ben. Hadi. Hocam sonra bir duydum ki Research Gate o yılın startup şampiyonu olmuş. Yani en iyi startup seçilmiş. Şu anda da milyar oldu belki değeri bilmiyorum yani. Research Gate bir makalistis. Şimdi biraz bu insanları bu ülkeyi de tanımak için bence önemli. Yani bu kadın ya bu arada gerçekten güzel bir kadın. Çok akıllı bir kadın ve hoş sohbet bir kadın. Her şeyi bütün özellikleri var. Ama ben o dönem çok yoğun çalışıyordum. Kaç kere benimle görüşmek istedi ya. Şey olarak değil, flört olarak değil. Kadın kültürlere yani ne bileyim sinagog ve cami arası bir şey yapalım diyordu falan. Benden önce yani benle tanışmadan önce yapmış zaten öyle bir şey. Sinagogla cami arasında bir proje yapmış. Böyle değişik bir kafası vardı. Aşkenaz bir Yahudiydi. Biraz dindardı ve yüz şekli de tam böyle Aşkenaz Yahudisi olduğunu anlıyordun yani aslında biraz Yahudileri tanıdıktan sonra. Ben herhalde şimdi ona yazsam ben bilmiyorum hatırlar mı? Belki şöyle hatırlar. Ya muhtemelen o bana Richard Gate'in sahibi olduğunu söylediğinde Richard Gate meşhur olmaya başlamıştı ama ben ilk ilanmamıştım gibi anladı o. Halbuki ben bilmiyordum ne olduğunu. <laughs> yani burada insanın eline ne imkanlar geçiyor onu söylemeye çalışıyor. Anlıyorsun anlamıyorsun öyle bazen. Ne bileyim ya yani ben Uğur Şahin'e yazsaydım zamanında giderdim Mainz'de röportaj yapardım yani. Onun göç hikayesini çekerdim. Bugün çekebilir miyim? Bilmiyorum bugün çekmek zor olabilir. Erdoğan'ın ulaşamadığı kişiye ben nasıl ulaşayım? <laughs> Erdoğan'ın telefonlarını açmıyormuş. Açmaz hocam açamaz yani. Başı belaya girer. Zaten açmaz yani. İmamoğlu'yla görüştüler çünkü siyasi olarak soldalar yani. Mesut Özil değil bunlar. Mesut Özil muhafazakar bir adamdı onunla görüştü su akar yatağını bulur Bugün biri yazmış bana. Diyor ki abi diyor neden diyor Almanya'daki Türklerden bir çobanı çıkmadı diyor. Yani o kadar zengin bir ülkeden Türkler bir yere kadar yükseliyor diyor. On ev alıyor, 20 araba alıyor tamam ama bir çobanı yok mesela diyor. Uğur Şahin'in özlem türeciyi sayma onlar bilimle uğraşıyordu. işle değil diyor. Şimdi ben bu konuda benim bir fikrim var. Bir kere şeyi söyleyeyim yani Almanlar yıldız sevmiyor. Yani Almanlar star sevmiyor. Mesela çobaniden çok daha zengin olmuş bir adam var. Ural vardı mesela şimdi durumu nasıl bilmiyorum. Ya da onu bırak Ege Türk'ün sahibi mesela. İnanılmaz acayip bir adam o da. Vizyoner. Ben tanımadım ama Duyuyorum inanılmaz atatürkçü bir adam onu çok iyi biliyorum yani bu onun için ciddi bir özellik yani hani her yerde bunu şey yapıyor vurgulayan bir adammış bu tarafta yaşamadıkları için hiç tanışamadım ama bence en zengin Türk şirketi onlar milyarder yani adam dolayısıyla var ama buradaki insanlar böyle starlık sevmiyor Amerika gibi değil burası Amerika şov dünyası ama buna rağmen yani ortalama bir Türk bence dediğin doğru bence yok ben şöyle bak onu hep şöyle tarif ediyor burada bir pervane var dönüyor. Oraya kadar yükselebiliyorsun. Oraya yükseldi mi kafanı koparıyor sistem. Biraz öyle yani. Burada göçmen olarak vergi sisteminden. Bu arada Almanlar için de öyle bence yani. Burada çok zengin oldun mu çok vergi veriyorsun. O yüzden insanlar genelde şöyle diyor. Yani ya çok zengin olacağım ama takılayım böyle diyor. Bu var yani. Almanya'daki sistem insanlar zengin olsun diye yapılmamış. O yüzden çok gelişemiyor bak dikkat et. Mesela bak az önce bahsettiğim kadın San Francisco'ya gittiler yani. Amerika'da research gate dünyanın en büyük startup oldu. Halbuki burada kuruldu yani. Anlıyor musun yani? Bu buranın sistemi hani bir süre sonra senin artık çok paranı istiyor. O yüzden bir sürü Alman zengin Almanya dışında şirketlerini konumlandırıyorlar falan. Zengin olmasan daha iyi gibi yani. Hırslı olmuyorsun, hırslı bir insan olmuyorsun burada. Ben mesela 35 yaşında emekli olduğum gibi hissediyorum yani. <laughs> emekli gibi yaşıyorum yani. Mesela ben Türkiye'de yaşasam bu rahatlığıma, şimdiki rahatlığıma 65 yaşımdan önce gelişirdim. O da her şey yolunda gidecek yani. İyi bir emekli maaşım olacak falan. O da çok zor. Emekliler Türkiye'de halk ekmek kuyruğunda sıra bekliyor yani sistem seni bir rahata kavuşturuyor. Bir de tabii işte bu işte buranın bu mimarisi, kendini iyi hissetmen, bu şehirlerin güzelliği yani Rafael'in Cenova'dan çıkması ya da Paganini'nin Cenova'dan çıkması tesadüf değil değil mi? Ya da ne bileyim Dostoyevski'nin St. Petersburg'dan çıkması, Kafka'nın davayı Prag'da yazması. Yani Yozgat'ta yazamazsın davayı. Yani şehrin ambiyansı da senin ruhun üzerinde çok etkili. Yani Dostoyevski St. Petersburg'dan çıkar. Dresden'den çıkmaz yani. Eski Dresden'den çıkar. İkinci Dünya Savaşı'nda bombalanmadan önceki Dresden'den. Almanya'nın güzel şehriymiş Dresden. İkinci Dünya Savaşı'nda keyfi bombalamışlar. Savaş bittikten sonra onu bir okuyun. Tam bir intikam bombardımanı. Amerikalılar keyif için yapmışlar. Yani çok çok ilginç. Ve gündemde yani şey gündemde yani bizim ana akım gündemde değil de gençlerin gündeminde diyelim ya da alternatif gündemde diyelim. İlber Ortaylı ve Orhan Pamuk var. Ya Orhan Pamuk aslında yok da İlber Ortaylı var. Orhan Pamuk da İlber Ortaylı gündeme soktu. İlber Ortaylı bir yerde diyor ki Orhan Pamuk okumayın diyor. Türkçesi iyi değil diyor. <laughs> Şimdi İlber Ortaylı'yı seven çoktur. Ben de severim. Allah için severim yani bak gerçekten severim. Tanışmak isterim, oturmak isterim, rakı içmek isterim. Sohbetlerini dinlerim. Gerçek bir entelektüel olduğunu biliyorum ve düşünüyorum. Bunu baştan söyleyeyim çünkü bizim insan hiç söylememen gereken şeyleri de söylemeni bekliyor. Sonra kavga çıkmasın. Ama ben İlber Ortaylı ve Orhan Pamuk'sa mevzu içgüdüsü olarak Orhan Pamuk'un tarafındayım. Zaten olaya şöyle bak önce. Orhan Pamuk şunu söyler mi mesela? İlber Ortay'dan tarihi okumayın öğrenemezsiniz der mi? Demez yani. Orhan Pamuk böyle bir şey demez yani. Demez de değil. Düşünmez yani. Böyle bir şey aklına bile gelmez. Niye desin ki? Ben insanın yani biraz düşünce tarihine, insanın tarihine baktığında insanı insan yapan yani diğer canlılardan ayıran şeyler belli. El ellerimiz, ellerimizle yaptığımız işler, işlerimizin oluşturduğu toplum, toplumun oluşturduğu dil Birbirimize anlaşmamız için. Dilin oluşturduğu düşünce ve düşüncenin oluşturduğu teknik değil mi? Bizim gelişimimiz öyle. Virüsün mutasyonu nasılsa bizim de mutasyonumuz var. Bir evrimimiz var. Şimdi elin gelişiyor, işi yapıyorsun. Ne dedim? Üçüncü sırada ne vardı? Toplum vardı. Ben Orhan Pamuk'un tarafındayım çünkü ben Orhan Pamuk'u toplumsal buluyorum. İlber Ortaylı ise statikocu buluyor. Yani İlber Ortaylı'nın kahramanları benim kahramanlarım değil. Mesela İlber Ortaylı, yani çok keyifli bak dinlemesi onu söylemiyorum. Ama İber Ortay şöyle söyler mesela. Ee, geçen Heidelberg Üniversitesi'nden profesör arkadaşım Markus'la oturuyoruz. Eski Galatasaray Üniversitesi'nde yaptığımız seminerle ilgili bir şey konuştuk. Bir anekdot geldi aklımıza. Dedik ki işte Halil alacak bu konuyla ilgili ne kadar farklı düşünceler sergilerdi. Bak yani tam dinlemesi güzel de bana bir şey katmıyor. Yani bu adamlar toplumcu adamlar değil. Şimdi de öyle zaten. Hükümete yakınlar, saraya yakınlar. Eski saraya da yakınlar, yeni saraya da yakınlar. Murat Bardakçı, Erhan Afyoncu muydu adamın adı. Şimdi o Orhan Pamuk böyle değil. Şimdi seversin sevmezsin yani. Ben hani Türk insanı bir insanı tamamen iyi ya da kötü diye. Hayır bir insanın iyi tarafları da vardır, kötü tarafları da vardır. Yani Orhan Pamuk'un fikirlerine sen katılmıyorsan katılmıyorsundur. Ama kitapları başka yani. Yani kar romanında Kürtlüğü okuyorsun, dini okuyorsun, fakirliği okuyorsun, toplumu okuyorsun. Masumiyet Müzesi'nde Türk insanın aşka bakışını okuyorsun, erotizmi okuyorsun. Türk'ün erotizme bakışını okuyorsun. İstanbul'un tarihini okuyorsun. Benim adım Kırmızı'da saray hayatını okuyorsun. O dönemi okuyorsun ve toplumsal okuyorsun. Emrah abi bir gün şöyle şey söylemişti bana. Tarihçi Emre abi. Halil İnalcık, yani İlber Ortaylı'nın hocası tarihi defterdar raporlarından tutarmış. Toplum dediğin şey sadece Galatasaray Üniversitesi değil. Sadece Heidelberg Üniversitesi'nden Naziz döneminde kovulup buraya çalışmaya gelmiş bir profesör değil. Toplumun katmanları var. Bir toplumda herkes var. Dolayısıyla benim idol sanatçılarım hep kimler olmuştur diye. ya yani mesela Yılmaz Güney'in adam öldürmesini ben savunacak halim yok. Hiç kimsenin kimseyi öldürmesini savunmam. Benim için adam öldüren herkes katildir. Karşı tarafta ölenin kim olduğu da önemli değil. İşin o kısmını tartışmıyorum. Ancak Yılmaz Güney, Orhan Pamuk ve Nuri Bilge Ceylan. Bu adamlar toplumun bütün katmanlarını ele alıp yani ne dedik? El, iş, dil. Hepimizde var. İşte sonra topluma mı iş yapacaksın yoksa kafana göre mi yapacaksın? Topluma göre yaparsan ona göre düşünüyorsun, ona göre teknik geliştiriyorsun, ona göre eser veriyorsun. Orada ayrılıyorum İlber Ortaylı'dan, Murat Bardakçı'dan, Erhan Afyoncu'dan bir sürü kişiden. Evrenselde de öyle yani. Zaten dikkat et ödül alan da bunlar. Nobel'i alan ilk Türk vatandaşı Orhan Pamuk. Kanda ödül alan Nuri Bilge Ceylan. Kanda ödül alan Yılmaz Güney. Diğerleri insanların duymak istediklerini çok iyi anlatan entelektüeller. Bak buna bir şey demiyorum yani ben şimdi. Ben de severek izliyorum ve takip ediyorum. Ama bu bizi bir yere götürmüyor maalesef. Bizi bir yere götürmesi için farklı taraflardan bakmamız lazım olayla hep aynı taraftan bakan ve böyle görmeye alışmış, başka bir şey duymamış insanlar ben böyle konuşunca bana saldırıyorlar. Varsın saldırsınlar. Bizi kurtaracak olan insanın bu değişkenliği. Hiçbir insan ne çok iyi ne çok kötüdür. Hiçbir toplum ne çok iyi ne çok kötüdür. İyi olduğu tarafları vardır, kötü olduğu tarafları vardır. İş ki, ya bence zaten gerçek sanat insanı işi bu açıdan bakıp tüm katmanlarıyla sunabilendir. Diğer taraftan farklı bir şey duymuyorsun. İyi bir konuşma duyuyorsun. Bir dede sohbeti duyuyorsun. Huzur da evet anneanne evi yani. Dede evi, büyük baba evi. Okey. Ama kahramanları benim kahramanlarım değil. Ve benim hayatımda bir şey değiştirmiyor. Diğeri değiştiriyor mesela. Ben Masumiyet Müzesi'ne ıpıslak bitirdim. O kitap ıpıslaktı. 32. sayfayla 200. sayfa arası tamamen gözyaşıydı. Özgür fikirlerimi sizlere aktarmak istedim. Bakın az önce dedim ya aklıma o geldi. İnsan önce elini özgürleştirmiş. Elini özgürleştirdikçe gelişmeye başlamış. Buradan bir yere varsana sen de. Yani bak benim aklıma gelen senin de aklına geliyor mu? Elin özgürleştikçe gelişmeye başlamış. O devirleri geçtik. Şimdiki devirse şu devir. Fikrin ve beynin özgürleşmeden gelişemezsin. Farklı düşüncelere yer aç beyninde. Kabul et demiyorum yer aç. Sonra bunları çarpıştır. Sonra sen de bize anlat, bana yaz, mail at, bu videonun altına yaz. Yaz. Yani ortaya bir şey çıksın. İyi geceler efendim. Hoşçakalın.